Merhaba Business Channel Türk izleyicileri. Ben operatör doktor Nurdan Leylek, kadın hastalıkları ve doğum uzmanıyım. Bu hafta sizinle Nurdan Leylek ile Genital Estetik programında vajinoplasti yani vajen estetiğini konuşacağız. Vajen estetiği demek sadece görsel anlamda bir estetik işlem değil. Gerçekten çok gerekli olan tıbbi durumlarda var. Bunlar nelerdir? Önce bir sağlığın tanımını tekrar hatırlatayım izleyicilerimize. Sağlık, beden, ruh ve sosyal açıdan tam bir iyilik hali. O nedenle bir kadının sadece beden değil, sosyal hayatı ve ruh durumunda da değişiklik oluyorsa onun mutlaka tedavisini olması ve ilgili bir hekime danışması gerekiyor. Vajinoplastide ne gibi tedaviler yapıyoruz? Bize hastalarımız en çok vajen daraltma isteğiyle geliyorlar daha erken ve genç yaşlarda. Aslında hiç doğum yapmamış bir kadının eğer bir doğuştan gelen problem, bir sorun yoksa normalde vajinası zaten yeterli darlıktadır. Biz vajen genişlemesini, vajinal relaksasyonu daha çok birçok gebelik geçirmiş, doğum yapmış ya da vajinal iri bebek doğurmuş kadınlarda daha çok görüyoruz. O nedenle vajinal daraltma isteyen hastalarımızın ilgili hekimi mutlaka önce bir muayene olması, eğer operasyon gerekli ise bir vajinal daraltma yapılmasını öneriyorum. Vajinoplastiyi detaylı anlatmadan önce izleyicilerimize maket üstünde bir anatomi, organ hatırlatması yapmak istiyorum. Yine bu makette de göreceğimiz gibi büyük dudaklar, küçük dudaklar, vajina, rahim ağzı dediğimiz serviks, uterus yani rahim, tüpler, yumurtalıklar, bu bölgede idrar kesesi, mesane, bu bölgede de bağırsağın son kısmı, rektum ve anüs var. Vajen öyle bir organ ki gerçekten çoklu ve iri doğum yapmış kadınlarda mesane tabanının vajinaya doğru çökmesi söz konusu olabiliyor. Yine rektumun son kısmının da vajinaya doğru sarkması söz konusu olabiliyor. Mesane tabanının vajinaya doğru inmesine biz sistosel, rektumun da vajinaya doğru sarkmasına rektosel diyoruz. Bazen hastamızda her ikisi birden olabiliyor, sistorektosel dediğimiz durumlar. Bunları daha çok doğum yapanlarda, karın içi basıncının çok olduğu, mesela çok yüksek bir obezite, kronik konstipasyon yani sürekli kabızlığa bağlı ıkınma, abdominal bölge dediğimiz karın içinde bir kitleye bağlı aşağı bölgeye basınç nedenleriyle yıllar içinde olabilen şikayetler. Bunlar sadece görsel ve estetik anlamda değil, kadının idrar kaçırmasına da neden olabildiği için çok önemli. Menopozdan sonra özellikle vajen dokusunun salgı üreten bezlerinin de hormonların azalması nedeniyle işlem yapamaması sonucu vajinal atrofi dediğimiz vajinal kuruluk ve bu tırtıklı doğal yapının, rugaların düzleşmesi şeklinde değişikliklere neden olabiliyor. Bu kadının hayatında ne değiştiriyor? İlişki sırasında kuruluğa bağlı çok ciddi acılar, ilişkiye giremeyecek seviyeye gelme, kanamalar, özellikle kanamalar çok ciddi sonuçlara neden oluyor ve idrarını tutamama ya da geldiği halde tuvalete yetişememe. Eğer bir kadın bize idrar kaçırma şikayetiyle geliyorsa bunu öncelikle hangi tip idrar kaçırma olduğuna karar vermek lazım. Bir stres üriner inkontinans dediğimiz tip var. O daha çok fizyolojik nedenlerle olan, doğumlara bağlı, az önce anlattığım karın içi basıncının artmasına bağlı, sürekli uzun süren kabızlıklara bağlı, ıkınmayla tuvalet yapmaya bağlı pelvik kasların gevşemesi, mesane boynunun açısının değişmesi ve bu bölgedeki kasların, sfinkterlerin gevşemesine bağlı idrar kaçırma olabiliyor. Biz bunlarda öncelikle Kegel egzersizi dediğimiz egzersizleri öneriyoruz. Aslında bu egzersizleri bana danışan her kadına veriyorum. 20'li yaşta da olsa bunları yapması çok faydalı. Kegel egzersizi nedir? Vajin etrafındaki kasları güçlendirmek için 5-6 saniye o bölgeyi kasma, tam 2 katı 10-12 saniyede gevşetme şeklinde olan sıkma ve gevşetme hareketine biz Kegel egzersizi diyoruz. Bu sırada sadece vajen kasları kasılmıyor. Anüs dediğimiz bölgenin de sfinkterleri kasılıyor ve mesanenin de etrafındaki kaslar, pelvik kaslar kasıldığı için düzenli yapıldığında aylar içinde o bölgenin çok daha güçlendiğini, hafif sarkmaların, sistosel ve rektoselin daha toparlandığını görüyoruz. Ama tabii ki fizyolojik olarak bu sarkmalar çok fazlaysa o zaman bizim cerrahi olarak olaya müdahale etmemiz ve kolpografi dediğimiz ön ve arka onarım yapmamız gerekiyor. Ön ve arka onarımda eğer mesane tabanı çökmüşse biz buradan gerekli kesilerle oradaki fazla dokuyu çıkartıp yeniden bir hat çiziyoruz. Yine rektosel onarımında da buradaki fazla ekses dediğimiz sarkan dokuyu kesip yeniden süture ediyoruz, dikiyoruz. Tabii ki o dönemde de bu operasyonu yaparken vajinayı da bir genç kızlık halindeki darlığına getirerek operasyonu sonlandırıyoruz. Operasyon sonrası kişilerin mutlaka Kegel egzersizine devam etmeleri çok önemli. Ben bütün hastalarıma bunu ömür boyu yapmalarını öneriyorum. Çünkü nasıl bir vücut spor yaparsanız sağlıklı ve fit olur, aynen pelvik kaslarda kullanırsanız hem mesane hem vajina hem de anüs için sağlıklı bir görünüm sunarlar. Hem de fizyolojik açıdan bir idrar kaçırmaya neden olmazlar. Operasyon sonrası nelere dikkat etmek gerekiyor? Özellikle enfeksiyon kapılmaması için hastalarımıza 5-6 gün boyunca her tuvaletten sonra pansuman öneriyoruz. Kendileri de bunu çok kolay yapabiliyorlar. Herhangi bir vajinal bir şey kullanmalarına gerek yok. Dışarıdan povidon iyot dediğimiz batikonlu solüsyonlar kullanarak bu pansumanlarını yapabiliyorlar. Biraz daha gevşek, bol pamuklu çamaşır giymelerini istiyoruz. 4-6 hafta cinsel ilişkiye ara vermeleri gerekiyor. Yine bu süre boyunca denize, havuza girmemeleri, hamam, sauna gibi enfeksiyonun kolay olabileceği yerlere gitmemelerini öneriyoruz. Yine sauna, özellikle dışarıda bir dikiş varsa bu bölgeyi güneşe göstermemelerini istiyoruz. Yara iyileşiminin kötü olmaması açısından. 6 hafta sonra hastamızı tekrar kontrole çağırarak değerlendiriyoruz. Genellikle tam iyileşme 2. ayda oluyor. Ama 6 hafta sonra da cinsel hayatına tekrar dönebiliyor. Sosyal hayatı etkileyen bir operasyon değil. Hastanede genellikle yatış olmuyor. Genel anestezi de kullanabiliyoruz. Eğer küçük bir kesi yapacaksak lokal anesteziyle de yapabiliyoruz. Ama bazı durumlarda bir gece hastanede yatması gerekebiliyor. Vajinoplasti, yani vajina estetiği bir gereklilik midir? Hastalarımız bize bu istekle geldikten sonra detaylı bir jinekolojik muayene yapıyoruz. Bunu programın başında da izah etmiştim. Eğer bir simiri yoksa simirle değerlendirmek, transvajinal ultrasonografisini yapmak, başka bir sağlık problemi varsa önce onu çözmek, ondan sonra vajinal estetiği yapmak konusunda. Yine idrar kaçırma operasyonlarıyla birlikte olacaksa zaten vajinal estetiği bunun sonuna daraltmayı mutlaka ekliyoruz. Ama sadece vajinal relaksasyon yani vajinal genişlik operasyonu için gelmişse hastamızı çok iyi değerlendirmek lazım. Bunu şöyle anlatabilirim. Cinsel hayat gerçekten bir anahtar kilit ilişkisi gibidir. Bazen çok yanlış operasyonlar yapılan ya da çok fazla vajinası daraltılan hastalar geliyor. Bunun geri dönüşümü gerçekten çok zor. Hastalar bir daha cinsel ilişkiye giremiyorlar. O nedenle partneriyle hayatını sorgulayıp vajeni olması gereken darlığa getirmek lazım. Asla fazla düzeyde daraltma yapmamak lazım. Çünkü bundan sonra cinsel hayatları hiç olmayabiliyor ve bunları düzeltmek için çok daha fazla operasyon gerekiyor ve hiçbir zaman da eski haline gelmeyebiliyor. Bu arada vajina estetiğinde operasyonel olmayan bazı durumlar da var. Bu özellikle menopozda bizim karşımıza geliyor. Vajinal kuruluk, ilişki sonrası kanama, ilişkiye girememe gibi bu durumlarda perine bölgesine, labium minusları yani küçük dudakların içine ve vajina bölgesine enerji bazlı cihazlarla kollajen ve elastin fibroblast artımını sağlayıp dokunun nemlenmesini arttırabiliyoruz. Yine bazı hiyaluronik asit maddeleriyle bu bölgeye uygulama yaparak o bölgenin sıvı salgılamasını sağlayıp rejuvenasyon dediğimiz yenilenmesini sağlayabiliyoruz. Yine PRP yani Pure Enrichment Platelet, zenginleştirilmiş platelet dediğimiz kendi kanımızdan alınan maddeyle burada bir yenilenme, doku yenilenmesi, nemlenmesi yapabiliyoruz. Bazen de hastalarımız tamamen cinsel hayata yönelik G noktası büyütme ya da vajen girişini daraltma gibi isteklerle gelebiliyorlar. Bu hastamızı da değerlendirdikten sonra eğer başka bir fizyolojik şikayet yok ise sadece cinsel hayata yönelik haz artırıcı bir tedavi istiyorsa klitorisin tam altına denk gelen vajen alt bölümünde ki dokuya biz dolgu maddeleriyle bu bölgeyi yükseltip cinsel hayat ilişki sırasında daha çok uyarılmasını sağlayabiliyoruz. Ya da G noktası dediğimiz tam yeri net olmamakla birlikte vajen üst 1/3 dışa doğru olan şu bölümün altına dolgu koyarak yine uyarılabiliteyi artırıp kadının cinsel hayattan daha çok zevk almasını sağlayabiliyoruz. Onun dışında büyük dudaklarda yine menopoza bağlı, ileri yaşa bağlı ya da kişinin kollajen elastin dokusunun zayıflığına bağlı büzüşmeler, pörsümeler olabiliyor. Orada da büyük dudaklara uygun şekilde dolgu uygulayarak bu hiyaluronik asit dolguları olabilir, kendi yağından aldığımız yağ hücresi olabilir, mezenşimal kök hücresi olabilir. Bunları koyarak hastamızın isteği doğrultusunda tedavilerini yapabiliyoruz. Bugün anlatacağım vajinoplasti bu kadar. Yine sizden gelen sorular, sorunlar ve istekler doğrultusunda gelecek haftalarda programımızı işlemeyi planlıyoruz. Görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.